Merhaba değerli öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. LGS Fen Bilimleri'nin en uzun ünitesi olan 4. üniteye başlıyoruz. Bugün periyodik sistem konusunu tamamen bitirmiş olacağız. Periyodik tablonun özelliklerini ve elementlerin sınıflandırılmasını yine en anlaşılır şekilde işleyeceğiz. Bu konuyu da süper bir şekilde kavramış olacaksınız. Hazırsanız hemen başlayalım. Arkadaşlar bir önceki sene elementlerden bahsetmiştik. Bunlar saf maddelerdi. Aynı cins atomlardan oluşuyorlardı ve sembollerle gösteriyorduk. İşte arkadaşlar bu maddeleri bilim insanları daha rahat inceleyebilmek için sınıflandırmaya çalışmışlar ve periyodik sistem oluşmuş. Öncelikle periyodik sistemin tarihsel gelişimine beraberce bakalım. Acaba ne tür çalışmalar yapılmış birlikte görelim. Unutmuyorsunuz bu alanda yapılan ilk çalışma Döberein Döberainer elementleri alıyor, üçlü gruplara ayırıyor ve bu şekilde incelemeyi deniyor. Bakıyorlar bu çalışmada hatalar var, yetersiz, çalışmalar devam ediyor, periyodik sistem gelişimini sürdürüyor. Daha sonra Şankurta elementleri bir silindirin üzerinde sarmal şekilde sıralamayı başarıyor. Bakın ta Mozeli'ye kadar yapılan çalışmalarda elementler daima atom ağırlıklarına göre sıralanmış arkadaşlar. Çünkü proton henüz keşfedilmemiş. Bu karşınıza atom kütlesi olarak da çıkabilir. Evet daha sonraki süreçte Newland o dönem bilinen 62 element üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. İlk 8 elementten sonra aynı gruptaki elementlerin benzer özellikler gösterdiğini ortaya koyuyor. Yaptığı çalışmayı müzikteki notalara benzetiyor. Mendeleev de yine önemli bilim insanlarından elementleri atom ağırlıklarına göre sıralıyor, elementlerin yerlerini büyük oranda doğru bir şekilde tespit ediyor. O dönem keşfedilmeyen elementler var, bunların yerlerini boş bırakıyor. Zamanı geldiğinde buraları doldurursunuz diyor. Şunu da ekleyelim, Mendeleev ile aynı zamanda çalışma yapan bir bilim insanı daha var. Adı Meyer. Meğer ve Mendeleev birbirinden haberdar olmadan aynı çalışmayı yapıyorlar ve benzer sonuçları ortaya koyuyorlar. Bu da çok ilginç bir olaydır. Geldik Moseley'e. Arkadaşlar Moseley günümüzdeki periyodik sistemi oluşturan bilim insanı. Bakın Moseley protonu keşfediyor ve elementleri atom numaralarına göre sıralamayı başarıyor. Atom numarası ne demekmiş? Proton sayısı demekmiş. Bundan önce proton bilinmediği için elementler bakın ne görüyorsunuz? Atom ağırlıklarına göre sıralanmış fakat Moseley protonu keşfediyor ve elementleri atom numaralarına göre sıralamayı başarıyor. Seaboard ne yapıyor? En alttaki iki satırı ekliyor. Periyodik sisteme son şeklini veriyor. Bunları bildiğinizde sorun yaşamazsınız. Geçiyoruz diğer sayfaya. Evet, şimdi sizlerle birlikte periyodik sisteme biraz daha yakından bakalım, özelliklerini tanıyalım. Arkadaşlar, periyodik sistemde yatay ve düşey sıralar görüyorsunuz. Yatay sıralara periyot diyeceğiz. Kaç tane periyot var? Bakın, 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane periyot var. Düşey sıralara ise grup adını veriyoruz. Kaç tane grup var? 18 tane grup var. Bunlardan 8 tanesi A grubu, 10 tanesi ise B grubu. Bakın A grubu ardı ardına gelmiyor. 1A, 2A, ardından karşıya atlıyoruz. 3 4 5 6 7 ve 8A. Yani 8 tane A grubu var. Arada ise 10 tane B grubu görüyorsunuz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane B grubu, 8 tane A grubu. Yani 18 tane grup var. İşte elementler bu gördüğümüz periyodik sistemde atom numaralarına göre sıralanmış durumda. İlk 20 elementi bilirsek harika olur. Şöyle beraberce yazalım aklımızda bulunsun. Atom numarası 1 olan en baştaki element hangisiydi? Hidrojendi. Ardından helyum geliyor. Bakın birinci periyotta sadece iki tane element var. Hidrojen ve helyum. Devamında lityum ve berilyum geliyor. Yazı yazar gibi sağa doğru yazıyorsun satır bitince alt iniyorsun. Sırada kim var? Tabii ki bor var. Sonra karbon var, azot, oksijen, flor ve neon diye devam ediyor. Lityumun altında sodyum hemen ardında ise magnezyum var. Karşıya atladınız alüminyum, silisyum, fosfor, kükürt, klor ve argon. İki tane daha yazalım potasyum ve kalsiyum. İşte arkadaşlar ilk 20 element karşınızda duruyor. Bunların yerlerini, atom numaralarını ve sembollerini asla aklımızdan çıkarmayacağız. Bunları iyi bir şekilde bileceğiz. Şöyle periyot ve grubu daha iyi anlamanız için birkaç örnek daha verelim. Mesela aynı periyotta bulunan hangi elementleri görüyorsun? İkinci periyoda baktığımızda lityum var, berilyum var, bor, karbon, azot, oksijen, flor, neon. Bakın bunlar aynı sırada. Aynı yatay sırada. O zaman diyeceğiz ki bunlar aynı periyotta. Yani hangi periyotta? İkinci periyotta. Mesela 8A grubunda kimleri görüyorsunuz? Helyum, neon, argon. Bunların da aynı grupta olduğunu söyleyebiliyoruz. Yatay sıralar neymiş? Periyotmuş. Düşey sıralar neymiş? Grupmuş. Bu kadar basit. İşte arkadaşlar elementler atom numaralarına göre bu periyodik sistemde sıralanmış durumda. Peki atom numarası nasıl değişiyor? Yine çok önemli. Soldan sağa, yukarıdan aşağı doğru elementlerin atom numarası artar. Yani ne demiştik? Yazı yazar gibi. Sağa doğru gittikçe atom numarası artacak. Aşağı yönde yine atom numarasının arttığını göreceksin. Hidrojen 1, sağa geldin helyum 2, sıra bitti 6 indin lityum 3, bakın sağa doğru ne oluyor? Artıyor. Hemen sağında berilyum var, atom numarası 4, 5, 6, 7, 8'de devam ediyor. O zaman şunu söyleyeceğiz, sağa doğru ve aşağı yönde atom numarası artacaktır. Bu kadar basit. Var mı problem? Umarım yoktur. Geçiyoruz elementlerin yerlerini bulmaya. Arkadaşlar bir elementin atom numarasını biliyorsak elektron dağılımını yaparak periyodik sistemdeki yerini zınk diye bulabiliyoruz. Dağılım yaptığımızda elektron katman sayısı bize periyot numarasını veriyor. Son katmandaki elektron sayısı ise grup numarasını veriyor. Olay bitiyor. Bu notu iyi bir şekilde kavrarsanız rakiplerinize göre avantaj elde edersiniz. Lütfen iyi bir şekilde öğrenmeye çalışın. Hemen örnekler üzerinde çok daha kolay bir şekilde kavramanızı sağlayalım. Sodyumla başlıyorum. Bakın arkadaşlar sodyumun atom numarası 11. Bunun elektron dağılımını nasıl yapıyorduk? Birinci katmanda en fazla 2 elektron bulunuyordu. 2'yi yazdınız. Elektron katmanı dolmadan diğer katmana geçmeyeceksiniz. İkinci katmanda en fazla 8 elektron bulunabilir. Hemen fulluyorum 8'i yazıyorum. Kaç oldu? 2, 8 daha 10. Bakın bu 11. O zaman ne olması lazım? 1 elektron daha olması lazım. Çünkü nötralde elektron sayısı proton sayısına eşittir. Yani artı eksiye eşit olacak. Evet 11 proton 11 elektron. Dağılımımız 2 8 1. Şimdi bakacaksın. Elektron katman sayısı kaç? Kaç tane katman görüyorsun? 1 2 3. 3 tane katman görüyorsun. O zaman diyeceksin ki bu arkadaşımız 3. periyotta. Mantık bu. Son katmana bakacaksın. Kaç yazıyor? 1 yazıyor. O zaman diyeceksin ki son katmanda gördüğümüz bir sayısı bunun grup numarasını verir. Yani bu arkadaşımız 1A grubunda bulunacak. Bakalım doğru mu? Üçüncü periyot evet 1A grubu. Ne görüyorsun? Sodyumu görüyorsun. Yeri doğru. Hemen bir örnek daha yapalım. Bu sefer oksijene bakalım. Arkadaşlar oksijenin atom numarası kaçmış? 8'miş. O zaman elektron sayısı da yine 8 olur. Dağılımı yapalım. 2 yazdın. Geriye kaç kaldı? 8 olması için 6 kaldı. Hemen bakıyorsun kaç tane katmanı var? 1, 2. O zaman bu arkadaşımız 2. periyotta yer alacak. Doğru mu? Evet doğru. Bakın 2. periyotta. Hemen grubuna bakalım. Son katmanda kaç yazıyor? 6 yazıyor. O zaman diyorsun ki bu arkadaşımız 6A grubunda. Hemen baktık. Evet 6A grubunda yeri doğru. Gördüğünüz gibi yerini zınk diye buluyoruz. Fakat burada bir istisna var. Helyumu lütfen unutmayın. Helyumun atom numarası 2. Dağılımını yaptın 2. Kaç katmanı var? Bir tane. O zaman evet birinci periyotta olduğunu söyledin. Fakat son katmanda 2 yazdı diye hemen 2A demeyeceksin. Bu arkadaş nerede bulunuyor? Bakın 8A grubunda bulunuyor. Yani bunun yeri arkadaşlar neredeymiş? 8A grubu birinci periyotmuş. 2A demiyoruz. 8A grubu diyoruz. Bunu aklımızdan çıkarmıyoruz. Helyum istisnadır. Evet bunu da kaptıysak hemen diğer sayfayla devam edebiliriz. Geldik elementlerin sınıflandırılmasına. Değerli öğrenciler elementleri 3 sınıfta inceleyeceğiz. Nedir bunlar? Metaller, yarı metaller ve ametaller. Periyodik sisteme baktığımızda sarıyla gösterdiğimiz elementler metaller oluyor. Daha çok sol tarafta bulunuyorlar. Arada mavi gösterdiğimiz elementleri görüyorsunuz. Bunlar yarı metaller. A metaller ise sağ tarafta. Bakın burada uyanık olmanız lazım. Metallerin arasında sinsi sinsi bekleyen bir element var. Hangisi o? Hidrojen. 1A bir grubu birinci periyot. Metallerin arasında olduğu halde kendisi bir metal değil. Nedir? ametaldir. Lütfen bunu unutmayın. Çok can yakar, çok soru kaçırtır. Uyanık olacağız. Evet şimdi hemen metallerle başlayalım. Metalleri biraz daha yakından tanıyalım. Arkadaşlar metaller nerede bulunuyordu? Periyodik tablonun genellikle sol tarafında bulunuyordu. Metalleri gördüğümüzde aklımıza demir, bakır, altın, gümüş, alüminyum, civa gibi maddeler gelecek. Bunlar oda sıcaklığında katı halde bulunan maddeler. Kim hariç? Civa hariç. Bakın civa termometrelerde kullanılan bir madde oda sıcaklığında sıvı halde bulunuyor. Kendisi bir metal istisnadır bunu unutmayacağız. Metaller işlenebilen maddelerdir yani kırılgan değildir. Metalleri tel ve levha haline getirebiliyoruz. Mesela demiri ısıtıp dövdüğümüzde çeşitli aletler üretebiliyoruz. Veya bakırdan tel elde edebiliyoruz. Altından, gümüşten takılar üretebiliyoruz. Gördüğünüz gibi metaller işlenebiliyor, tel ve levha haline getirilebiliyor. Bunların yüzeyi parlaktır gençler ve aynı zamanda ısı ve elektriği iyi iletirler. Bakın bu önemli aklımızdan çıkarmayalım. İşte bu yüzden elektrik devrelerinde ne kullanılır? Metaller kullanılır değil mi? Mesela kablolar metallerden üretilir çünkü bunlar elektriği iyi iletiyorlar. Metaller kendi aralarında kimyasal bağ kuramıyorlar. Dolayısıyla kendi aralarında bileşik oluşturmaz diyoruz. Bunlar kendi aralarında alaşım oluşturuyorlar. Alaşım da zaten bileşik değildir gençler. Geçiyoruz yarı metallere. Yarı metaller nerede bulunuyordu? Metaller ile ametallerin arasında bulunuyordu. Bunlar fiziksel özellikleri bakımından metallere, kimyasal özellikleri bakımından ametallere benziyor. Burası önemli. Oda sıcaklığında hepsi halde. Bunlar işlenebilen maddeler çünkü kırılgan değillerdir. Yüzeyleri parlak veya mat olabilir. Kesin bir şey söyleyemiyoruz. Isı ve elektriği metallerden kötü, ametallerden ise iyi iletirler. Çünkü ısı ve elektriği en iyi ileten element sınıfı hangisiydi? Metallerdi. Yarı metaller ısı ve elektriği yine iletiyor fakat metaller kadar iyi değil. Bunu da asla unutmayalım. Son başlığımız ametaller. Bunlar periyodik tablonun genellikle sağ tarafında bulunur demiştik. Unutmayacağız. Hidrojen de bir ametaldi fakat 1A grubunda bulunuyordu. Soruları yanlış yaptırabilirdi. Aklımızdan hidrojeni çıkarmayacaktık. Ametaller oda sıcaklığında katı, sıvı veya gaz hallerde bulunabilir. Yani farklı örnekleri mevcut. Mesela karbon ametal. Oda sıcaklığında katı halde. Brom yine ametal, oda sıcaklığında sıvı halde, atmosferde azot, oksijen var. Bunlar da oda sıcaklığında gaz halde bulunan elementler. Gördüğünüz gibi 3 hale uygun örnekler mevcut. Ametaller tel ve levha haline getirilemiyor. Çünkü bunlar kırılgan. Yani ametaller işlenemez diyoruz. Bunların yüzeyleri mattır gençler. Mat ne demek? Parlak olmayan yani parlığın zıttı gibi düşünebilirsiniz. Ametaller ısı ve elektriği iyi iletmiyorlar. Kendi aralarında ve metallerle yani hem kendi aralarında hem de metallerle bileşik oluştururlar. Burası önemli. Hemen bir örnek vermek istiyorum. Mesela kendi aralarında hidrojenle oksijen. Bakın her ikisi de ametal. Gördüğünüz gibi bir bileşik oluşmuş. Su bileşiği Hidrojen ametal, yine aynı şekilde oksijen ametal. Gördüğünüz gibi kendi aralarında bileşik oluşturabiliyorlar. Aynı zamanda metallerle de yine bileşik oluşturabiliyorlar. Mesela tuz, NaCl. Bakın sodyum neydi? Metaldi fakat klor ametal. Yani metaller ve ametaller de yine kendi aralarında bileşik oluşturabiliyorlar. Bunu da bilirseniz harika olur. Şimdi sırada ne var? Soy gazlar var. Arkadaşlar 8A grubunda bulunan elementlere soy gazlar diyoruz. Bakın soy gazlar ekstra bir element sınıfı değil. Bunlar da yine ametal. Fakat farklı özelliklere sahipler. İşte bu yüzden 8A grubunda bulunan bu ametalleri aynı zamanda soy gazlar olarak da adlandırabiliyoruz. Adı üzerinde soy gazlar oda sıcaklığında gaz halde bulunuyor. Bilmeniz gereken soy gazlar helyum, neon ve argon. Bunları asla aklımızdan çıkarmayacağız. Soygazların en önemli özelliği kararlı yapıda olmaları. Kararlı oldukları için arkadaşlar soygazlar bileşik oluşturmazlar. Yani doğada tek başına bulunurlar. Asla bir soygaz alev almaz, asla yanmaz. Kullanıldıkları yerlere baktığımızda helyum uçan balonlarda, neon ise aydınlatma sistemlerinde kullanılıyor. Bunları da ekleyelim ve hemen son notumuza uçalım. Sevgili öğrenciler bu not çok önemlidir. Hayat kurtarır. Tüm dikkatinizi toplamanızı istiyorum. Bakın şimdi. Aynı gruptaki elementler genellikle benzer kimyasal özellik gösterirler. Aynı grupta bulunmaları gerekiyor. Mesela 2A grubuna bakın. Berilyum var, magnezyum var. Veya 1A grubuna bakın. Lityum var ve sodyum var. Bunlar aynı grupta değil mi arkadaşlar? O zaman diyeceğiz ki berilyum magnezyum Aynı grupta oldukları için 2A grubunda benzer kimyasal özellik gösterir. Veya lityum, sodyum 1A grubunda bulunuyor. Her ikisi de metal. O zaman diyeceğiz ki benzer kimyasal özellik gösterir. Fakat aman dikkat. Ne demiştik? Hidrojen ametaldi. Bunlarla aynı grupta bulunsa da benzer kimyasal özellik göstermeyecek. Yani hidrojen ve lityum benzer kimyasal özellik göstermez. Ya da hidrojenle sodyum aynı gruptadır fakat bunlar benzer kimyasal özellik göstermez çünkü hidrojen metal değil. Nedir gençler? Ametaldir. Bunu unutmayacağız. Şu da aklınıza gelmiş olabilir. Hocam lityum ve berilyum. Her ikisi de metal. Acaba bunlar benzer kimyasal özellik gösterir mi? Hayır, göstermez arkadaşlar. Her ikisi de metal olsa da aynı grupta bulunmadığı için aynı grupta değilse ne diyeceğiz yine? Benzer kimyasal özellik göstermez diyeceğiz. Kural neydi? Aynı grupta bulunmaları gerekiyor. Problem var mı? Umarım yoktur. Hepsini iyi bir şekilde kavramışsınızdır. Gelsin sorular. Evet karşımızda bir periyodik tablo var. Bazı elementler X, Y, Z, T şeklinde temsil edilmiş. Hangi ifade doğru diye bizlere sorulmuş. A'ya baktık x ile t aynı grupta x ile y aynı periyotta yer alır diyor. Arkadaşlar grup neydi? Düşey sıraydı. Periyot neydi? Yatay sıraydı. Bakın x ve t aynı grupta değil aynı periyotta yer alıyor. Bunlar birinci periyotta. x ile y aynı periyotta değil aynı grupta yer alıyor. Bunlar da 1a grubunda o zaman a'yı uçurduk. b'ye baktık x ile y benzer kimyasal özellik gösterir diyor. X neydi? Hidrojendi. Bunu asla unutmayacaktık. Hidrojen ametaldi. Dolayısıyla hidrojen ile Y ne? Sodyum. Hemen yazalım. X hidrojen, Y ise sodyum. Bakın sodyum metal, hidrojen ametal. Aynı grupta bulunsa da bunlar benzer kimyasal özellik göstermez. Aman dikkat. Hemen C'ye geçtim. Elementlerin atom numaraları arasındaki ilişki y, z, x, t şeklindedir diyor. Atom numarası aşağı yönde ve sağ doğru artıyordu. En alttaki kim var? Y var. O zaman en büyük y olacak güzel. Bir üste geçtik z'yi görüyoruz. Devamında z geliyor. Fakat t x'e göre daha sağda. O zaman t'nin atom numarası daha büyüktür. En küçük olan x'tir. Zaten x hidrojen 1, t helyum arkadaşlar. Bu da 2. Gördüğünüz gibi sıralama hatalı. C'de uçtu. Cevap denizde. Neden? Hemen bakalım. Nötraldeki Z ile T element atomlarının son katmanlarında eşit sayıda elektron bulunur diyor. Şimdi T'ye baktığımızda helyum, atom numarası 2. O zaman 2 olarak açarsın. Z nerede? İşte burada. Bu arkadaşımız da berilyum. Dolayısıyla atom numarası kaç bunun? Tabii ki 4. Bunu da 2 2 şeklinde açarsın. Son katmanlara baktığında 2'yi gördün. O zaman son katmanlarında eşit sayıda elektron olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız D seçeneği olacaktır. Geçiyorum soru 2'ye. Periyodik tabloda yerleri verilen elementlerle ilgili hangi ifadeler doğrudur diye bizlere sorulmuş hidrojen ile neon elementleri ametal, alüminyum elementi metaldir diyor. Evet hidrojen ametal, neon 8A grubunda kendisi ametal. Aynı zamanda soygaz diyebiliriz. Zaten soygazlar ametal oluyor. Alüminyum ise arkadaşlar bir metaldir. Mutfak gereci yapımında veya inşaat malzemesi olarak kullanılır. Birinci ifade doğru oldu. İkiye bakalım alüminyum elementi ısı ve elektriği bor elementine göre daha iyi iletir. Evet alüminyum metal bor neydi yarı metaldi. Bilinmesi gereken iki tane yarı metal var. Biri bor, diğeri ise arkadaşlar hemen sağ çaprazında bulunan silisyum. Bu ikisini unutmayın. İkisi karşınıza çıkar. Ne demiştik? Metaller, yarı metallere göre ısı ve elektriği tabii ki daha iyi iletirler. İfade doğru oldu. Son ifadeye baktık bor ile alüminyum elementleri aynı element sınıfında yer alır diyor. Hayır bor yarı metal alüminyum ise metaldir. O zaman bu ifadeyi uçururuz. Cevabımız 1 ve 2 yani B seçeneği olur. Değerli öğrenciler bu dersimizde sizlerle birlikte periyodik sistem konusunu süper bir şekilde bitirdik. Umarım verimli olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Diğer derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.